Merhaba, adım Gökçe Çayır. İşaret dili tercümanı ve eğitmeniyim. Benim kendi annem babam da işitme engelli. Aynı zamanda bir işitme engelli çocuğa sahibim. Bu okulda öğrenim gören ve 9. sınıf öğrencisi olan Çağatay Çayır'ın annesiyim ben. Çağatay 15 yaşında, doğuştan işitme engelli, total sağır kendisi. Benim oğlum lise dönemine kadar, yani ilk ve orta öğretim dönemini normal okullarda kaynaştırma öğrencisi olarak okudu. Çocuğumuz erken yaşta cihazlanmıştı ve özel eğitim alarak biraz da olsa konuşabiliyordu. Biz duyabildiği ve biraz da olsa konuşabildiği için kaynaştırma programını başarabileceğini düşünmüştük bu zamana kadar. Yalnız çocuğumun akademik becerisi arttıkça psikolojik bir çöküntü yaşadığını fark edemedik maalesef. Bu dönemde işte tek başına yalnız çıkmak istememesi, sürekli cihazını saklaması, işte kendini arkadaşlarından soyutlaması artmıştı. Daha sonra lise dönemine gelince ergenlikle beraber başka sorunlar da meydana geldi. İşte bu zaman biz gerçekle yüzleştik, yüzleşmek zorunda kaldık. Ve tam işte bu TEOG dönemi, sınavlar, koşturmaca derken sınavlara katıldık ve biz normal bir meslek lisesine kazandık, yani buraya devam etmesi için başarı sağladı. Fakat bir gün oğlum bana geldi, dedi ki anne, ben ilkokul ve ortaokulu sizin isteğinizle kaynaştırma öğrencisi olarak okudum ama liseyi ben benim gibi işitme engelli çocuklarla okumak istiyorum dedi. Bu benim hakkım dedi ve biz o zaman gerçekten bu zamana kadar hata yaptığımızı anladık orasıyla. Şimdi 9 sınıfı bu okulda başladı oğlum. İnanılmaz mutlu bir şekilde okula gidip geliyor. Her gün okuldan geldiğinde okulda yaşadığı günü anlatıyor odasıyla. Arkadaşlarıyla yaşadığı eğlenceli dakikaları anlatıyor. Dersleri iyi anladığını anlatıyor. Öğretmenlerinin ne kadar ilgili olduğunu anlatıyor. Yani anladık ki akademik başarı aslında çocuğumuzun psikolojik durumundan çok daha önemli değilmiş. Akademik başarıyı kaybettiğinizde ileride onu kazanabiliyorsunuz ama psikolojik çöküntüyü tekrar geri almanız uzun yıllar sürebiliyor. İyi ki bu okula gelmişiz. Keşke daha önce gelseydik. Tabii biz anne baba olarak da hani onun daha iyi olabileceğini, hani işitmesini ilerleyebileceğini, konuşmasını ilerleyebileceğini, daha faydalı olabileceğini düşünmüştük ama maalesef Çağatay kendini ifade edebilecek yaşa geldiğinde bunu bize böyle olmadığını söylemiş oldu. Şu anda mutluyuz. Okula gelip gidiyor. Arkadaşlara çok güzel zaman geçiriyor. Dersleri anlıyor. Sınavlara kendi isteğiyle evde çalışıyor. Bu bizi çok mutlu ediyor. İyi ki bu okulla, bu öğretmenlerle ve tüm çalışanlarla tanışmışız. Gerçekten emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum.